pardon, yarım kaldı arkadaşlar. Ne diyordum? Defterlerle zaman geçirin. Yani bir sürü büyük fikirlerim benim bu defterlerde ortaya çıkmıştır. Bu büyük defterde yazmanın ayrı bir şeysi, zevki vardır. Böyle bir sürü büyük projeyi ben bu defterlerde pişiriyorum. Büyük defterin ayrı bir şeysi oluyor. Karalama yapması daha zevkli oluyor. Sanat eserleri yapması daha zevkli oluyor. İşte her sayfada başka bir maceraya geçiyorsun. O başka maceralarda daha mutlu edecek şeyler, fikirler buluyorsun kendine. Aklına gelen fikirleri postere döküyorsun. Bunları egzersize döküyorsun. Dolayısıyla böyle bakın, bu defterleriniz arkadaşlar sizin en büyük dostunuzdur. Mutlaka zaman geçirin defterlerinizle. Bu inanılmaz size şey yapacak. Sinirden, stresten uzaklaştıracak. Kendinizle barışık hale geleceksiniz. Çözemediğiniz problemler, dertleriniz falan varsa bunları da deftere yazın. Günlük olarak yazın. Hatta geleceğe mektup yollayın. Future.me diye bir site var. Future.me. Kendinize geleceğe mektup yazabiliyorsunuz. Mektubu yaz mesela, 6 ay sonra otomatik e-mailinize gelsin bu mektup. Bak bu tür şeyler arkadaşlar inanılmaz sinir, stresi, sıkıntıyı, anksiyeteyi gerçekten azaltıyor. Bu aktiviteleri hararetle tavsiye ederim. Bir başka yaptığım şey arkadaşlar benim bol bol böyle dua etmek. Mesela günlük namazlarınızı kıldığınız zaman, dua ettiğiniz zaman, işte Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman, böyle bir spiritüel, manevi pratikleriniz nelerse onlara zaman ayırdığınız zaman, bu şey de olabilir, yoga, meditasyon da olabilir. Eğer böyle dindar değilseniz yogaya zaman ayırmak, meditasyona zaman ayırmak da olabilir. Yani bu çünkü bir şekilde beyni yavaşlatmak, huzura, sükuna erdirmek burada asıl olan. Çünkü beynin içindeki bu endişeli sesler asla susmuyor. Ve bu sesler çoğu zaman sana zarar veriyor. Yani bizim beynimizin içinde bir hiç susmayan bir düşman bir ses var aslında arkadaşlar. Bu sese bu sesle baş etmeyi öğrenmemiz lazım. Yani bu beraber arabada gidiyorsun, tamam mı? Sen şoför koltuğundasın ama yan taraftan sürekli seni fitliyor bu. İçindeki beynindeki ses var ya, ona bir isim verin. Atıyorum Safinaz olsun ya da işte atıyorum Memduh olsun, atıyorum yani siz, böyle sevmediğiniz bir akrabanız varsa arkadaşlar, sevmediğiniz akrabanızın ismini verin yani buna, ya da sevmediğiniz, hayatta en sevmediğiniz insan kimse onun ismini verin bu. Yan tarafta cak cak öten bir şey, birisi var, tamam mı? Cak 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 ötüyor. Sen şoför koltuğundasın, trafiğe odaklanmak zorundasın, yola odaklanmak, moralini korumak zorundasın, sürekli sana fitliyor, seni fitliyor yandan. Sürekli senin moralini bozuyor. Sen onu öyle yapabileceğini mi zannediyorsun? Puh sana falan diye böyle. Beynimizin içinde de arkadaşlar sürekli böyle bir ses var. Hiç susturamıyoruz biz bu sese. Ne yazık ki. Ve bununla yaşamak zorundayız yani. Bu şoför koltuğunda sen varsın ama bu ses hiçbir zaman sana rahat vermez. Sürekli seni sana şey batırır. Çuvaldız batırır. Hiçbir zaman da sorumluluk da almaz. Onun hedefi senin moralini bozmaktır. Dolayısıyla buna bir isim verin. Hatta ona oturun mektup yazın yani. Bak seni anlıyorum ama sana teslim olmayacağım yani. Ben hayatımı sana emanet etmeyeceğim. Şoför koltuğunda sen yoksun, ben varım. Bu işin sorumlusu bensem eğer, bana da güvenmen gerekir. Ben sana güvenmiyorum yani. Tamam, endişelerini duyuyorum. Bazen beni korumaya çalışıyorsun, onu da biliyorum. Yani böyle aşırı korumacı bir anne baba gibi bazen gerçekten korumaya çalışıyor da olabilir bu ses size. Tamam, bu seni duyuyorum ama asla seni sürücü koltuğuna geçirmiyorum yani. Asla geçemezsin sürücü koltuğu. Sürücü koltuğunda ben varım. Haddini bileceksin yani. Tamam, seni duyuyorum. Duydum seni, söylediğini de duydum. Ama kendimi, endişelerimi sana teslim etmiyorum demeniz lazım. Bu, gerekirse bunları yazmanız, süzmeniz lazım arkadaşlar. Bu beyninizin içindeki sesleri, sesini kısmanız lazım. Ve bunu öğrenmeniz lazım. Ama bu şu demek değil. Bu, o sesleri yok sayamazsınız. Çünkü o sesler sürekli vıdı 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 beynimiz içinde gelmeye devam ediyor yani. Dolayısıyla onları bastırmaya çalışmak ve sürekli baskılamak da çözüm değil. Bir yerde patlar çünkü. Dolayısıyla orada şunu demek lazım. Ben seni duyuyorum. Bak şu an senin varlığından da haberdarım. Duyuyorum. Kale alıyorum.
Bunları kale almıyor değilim. Baskılamıyorum seni. Anlıyorum. Demek istediğini de anlıyorum. Endişelerini de anlıyorum. Bütün bunlarda da haklı olduğun yönler olabilir. Ama izin ver, bunun işi ben çözeceğim. Çok haddini aşma demek lazım. Orada dur demek lazım. Sınır çizmek lazım. Ve onun sesini azaltmak lazım arkadaşlar. O bir vıdı 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 arkadan konuşsun. Sinek vızıltısı gibi gelsin ama size o. Yani asıl siz yapmanız gereken şeylere odaklanın. Sürücü koltuğunda sen varsın. Çünkü kahraman olan burada sensin. Yanındaki değil yani. O öyle konuşur yani. Dolayısıyla sizi değersiz hissettiren beyninizin içindeki bütün o sesleri arkadaşlar çok fazla ciddiye almayın. Ya tamam, ben seni duydum. Tamam, şu an bana saçmalıyorsun diyorsun ama sen de saçmasın yani. Çok da sürekli beni darlama ya, bir rahat bırak demek lazım. Yani onunla bir iletişim kurmanız lazım. Bazen de espriye vurmanız lazım. Yani onunla dalga geçmez lazım o sesle. Ben her dediğini dinleseydim, bak o yanındaki beynindeki seslerin hepsini dinlersen doğrudan depresyona girersin zaten. Dışarı çıkma der. Çünkü dışarı çıktığında bir sürü risk seni bekliyor. Bütün gün evinde otur. Hatta yatağından bile çıkma yani. Onu dinlersen. Çünkü endişe veriyor sürekli sana ya. Şunu yapma. Hayır, onu yapma. Bunu yapma. Ne yapayım o zaman? Ne yapacağım? Sürekli yiyip içip yatıp uyuyacağım mı yani? Bu mudur hayat? Yani bir mesela Medium'da yazı yazayım dersin. Ay şimdi kim uğraşacak? Niye uğraşıyorsun o kadar? Sanki yazdıkların, o kadar yazdın da kim okudu seni? 3 kuruş para kazanacağım diye saatlerini veriyorsun. Bilmem işte, yazdığın yazı da bir şeye benzese bari. Güzel de yazamadın zaten. Kendini de yazar zannediyorsun falan diye. Böyle 1000 tane şey söyleyecek size ya. Bütün bu sesleri duysanız dahi, beyninizin içindeki bu sesleri. Dalga geçer gibi onunla. Ya tamam, ben seni duyuyorum ama çok da kale almıyorum. Ben işimi yap, işimin başındayım yani. Ben, sen ne dersen de ben o Medium yazısını yazacağım arkadaşım yani. Yazacağım ben o yazıyı yani. Bana bak Safinaz, Kazım, neyse benim şeyimi bozma. Asabımı bozma, ben o yazıyı yazacağım yani. Hiçbir şekilde bana engel olamazsın yani. Dememiz lazım. O ciddiye almamamız lazım. Yaptığımız işe odaklanmamız lazım. Neyse, o problemi çözmeye odaklanmamız lazım. Elimizden gelen en iyisini olduğu kadarıyla yapmamız lazım. Mükemmeliyetçi olmamıza gerek yok. Bir yerden başlayıp olduğu kadar yapıp bitirmemiz lazım. Sonra da tevekkül etmemiz lazım. Ama bütün bu süreçlerde arkadaşlar dua etmek de çok işe yarıyor bakın. Eğer böyle çok fazla endişe, sinir, stres, anksiyete geliyorsa size, mutlaka dua edin. Dua etmeye zaman ayırın. Allah'ın güzel isimlerini anın, tesbihle, işte duayla, namazla, bunlarla barışık olmak ve böyle bütün kainatla aranızda bağ kurmak, yani bütün o gökyüzündeki yıldızlarla arandaki bağ senin, ya da işte ayla, gökyüzüyle, güneşle kurduğun bağ, hayatla, tabiatla, ormanla, işte ağaçla, evindeki çiçekle, kedinle, aile bireylerini, arkadaşlarını kurduğunu, bütün o bağlar, hepsi çok değerli. Ve hepsi hayatın içerisinde, hepsinin yeri var yani. Ve bütün o sevgiyi, şefkati hepsine gösterebilmek. Ve bütün o kainatın, o varlığın parçasıyım ben diyebilmek. Hiçbir şeyi kontrol edemesem de bunun parçası olmak, nefes alabilmek çok güzel yani. Bir nefes aldım, 1000 tane şükret yani. Bir nefes verdin, 1000 kere daha şükret. Yani kainattaki bütün yıldızlar adedince, galaksiler adedince Allah'ım sana şükürler olsun diyebilmek, böyle her nefeste o şükrü eda edebilmek, o tekrar tekrar her nefeste şükredebilmek. Bunlar arkadaşlar inanılmaz huzur verecek size. Ve bu tür şeyler o zaman işte şeyi görüyorsun yani, çözemesen de bazı müşkülleri en azından olacağına varır diyebiliyorsun yani. Tamam, ben elimden geleni yaptım. Adım Hıdır, elimden gelen budur. At işte denize, balık bilmezse halık bilir diyorlar ya. Yani sen elinden geleni yaptın mı? Tamam, tevekkül et sonra. Tevekkül yani. Allah bilir hayırlısı, artık gerisi. Benden çıktı. Ben elimden geleni yaptım mı? Yaptım.
Dua ettim mi? Ettim. Kavli dua olarak üzerime düşeni yaptım mı? Yaptım. Tamam o zaman artık. Bir sonra ne yapacaksan ona odaklan yani. Bu şekilde arkadaşlar üzerimizdeki yükleri inanılmaz hafifletebiliriz diye düşünüyorum. Bir başka şey de bununla bağlantılı. Çok fazla biz geçmişe ya da geleceğe odaklanıyoruz. Ve bu bizde zayıflığa neden oluyor. Yani sürekli yarın ne olacak, şu işte gelecekte ne olacak, bunların endişeleriyle cebelleşiyoruz bir taraftan. Bir taraftan da geçmişe, maziye takılıp kalıyoruz. Nostaljiyle, ay ne güzeldi diyoruz mesela geçen yıl. Ya da işte çocukluğum ne güzeldi, gençliğim ne güzeldi, 2000 işte 2014 senesi ne güzeldi falan, 2020 senesi ne güzeldi falan. İşte şu, hani sürekli bu ya geçmişe takılıyorsun nostaljiyle ya geleceğe endişelere takılıyorsun. Ama şu içinde bulunduğun anın değerini yaşayamıyorsun. Bu bence en önemli şeylerden biri de her nefesinde şu anın, içinde bulunduğumuz anın kıymetini bilebilmek. Çünkü bu nefes, her nefes, her an, her saniye sana verilmiş bir armağan. İngilizler buna present diyor değil mi? Present ne demek? Şu an demek. Aynı zamanda da hediye demek. Yani şu an, şu dakika, şu saniye sana verilmiş olan bir hediye. Allah'ın sana bir hediyesi yani. Sana verilmiş mühlet, zaman. Bunu güzel değerlendirip, ilimle, bilimle, projelerle, sanatla, eser bırakarak, elimden gelen en iyisini yaparak, problemleri çözerek ilerlemek zorundayım ben. Yani. Ve elimden geleni yapmakla mükellefim. Üzerime düşen sorumlulukları yapayım, ilerleyeyim. Yapabildiğim kadar yapayım. Sonrası da tevekkül yani. Böyle demek lazım arkadaşlar. Bu şekilde ben bu panik, anksiyete sorunlarıyla, panik atakla, sinirle, stresle, sıkıntıyla böyle büyük ölçüde baş edebileceğimizi düşünüyorum.